İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Kelime-i şehadet geçirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde namazı kılın, zekatı verin der. Dolayısıyla namaz ve zekat birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra bir kabile bundan sonra zekat vermeyeceğini söylemişti. Dönemin halifesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ise zekat ile namazın arasını ayıran bir kabileye ben savaş ilan ederim demişti. Dolayısıyla dinen zengin sayılan tüm Müslümanların zekat vermesi zorunludur. Zekat kimlere verilir diye sorduğumuzda Rabbimiz Tevbe Suresi'nin 60. ayet-kerimesinde cevap verir. İhtiyaç sahibi olmak kaydıyla fakirler, düşkünler, yolda kalmışlar, Allah yolunda cihad edenler, zekat memurları, kalpleri İslam'a ısındırılması gerekenler, köleler ve yolda kalmış insanlar içindir. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere zekat ve fitre verilmez. Anne, baba, büyük anne, büyük baba, eşine, oğluna, kızına ve bunlardan dünyaya gelen çocuklara, Müslüman olmayanlara ve dinen zengin sayılan kimselere Babası zengin olan ergenlik çağına ulaşmamış çocuklara zekat verilmez. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir.